Herkes Teknoloji Oku'dan selamlar. Ben Ünsal Sarıtoprak. Şu anda Samsung'un deneyim merkezinde bulunuyoruz. Peki niçin buradayız? Tabii ki de Samsung Galaxy A9 2018 modeli için buradayız. Az önce tanıtıldı telefon. Bizler de hemen bir ilk bakış atmak istedik. Öncelikle ilk 4 kameralı modüllü Samsung telefonu olma özelliği taşıyor Samsung Galaxy A9. Hemen size şöyle ben bir arkadaki kameralarını göstereyim. Burada da görebileceğiniz gibi ilk 4 modüllü telefon. Kameralarını teker teker bahsedeyim isterseniz. Ultra wide, ilk kameramız ultra wide özelliği bizlere sunuyor. 120 derecelik açıyla 8 megapiksellik çözünürlük kalitesiyle bu sizin daha geniş açılı fotoğraflar çekmenizi sağlayacak olan kamera. İkinci kameramız ise telefoto özelliğini barındırıyor içerisinde. 10 megapiksel, diyaframı 1.7 civarlarında 2x zoom girmenizi sağlayacak olan kamera ise bu kamera. Üçüncü kameramız ise ana kamera olma özelliğini taşıyor 24 megapiksel çözünürlüğünde. Diyaframı ise 1.7 gibi yüksek bir açıklığa sahip. Ana kamera tam olarak da üçüncü konumlandırmaya konulmuş burada. Son kamera ise alan derinliği fonksiyonu için kullanılacak ve 5 megapiksel çözünürlüğüne sahip olacak. Diyaframı ise 2.2 civarlarında odaklanma desteği de sağlıyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda Galaxy A7 tanıtıldı. Peki A7 ile A9'u farklı kılacak olan şey ne derseniz, tabii ki de burada gördüğünüz 4 kamera olma özelliği. Galaxy A7'de ise 3 kamera vardı. Şimdi Samsung bizlere A9 ile beraber 4 kamera modülü ilk telefonu tanıttı. İsterseniz şimdi ekrandan bahsedelim. 6.28 inçlik büyüklüğünde AMOLED ekran bizleri bekliyor olacak. 2200'e 1080 piksel çözünürlük sunacak. Cihaz gücünü ise Snapdragon 660'tan alıyor. 6 GB RAM ile de gelecek. 128 GB'lık da bir depolama alanı sunuyor. Tabii ki de bu microSD kart ile beraber de 512 GB'a kadar arttırılabilecek. Telefonun bataryasına gelecek olursak, telefon bize 3800 mAh'lık yeterli seviyede bir batarya sunuyor. Bu bir günü rahatlıkla çıkarabileceğiniz bir seviyede. O yüzden herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum batarya konusunda. Zaten yeni nesilde de 3800 ve 4000 mAh en üst seviye bataryalar olaraktan gösterilmekte. Kutusundan 8.1 Oreo ile çıkacak olan Samsung Galaxy A9 2019'un ortalarına doğru da pay güncellemesini alacak. Şimdi telefonun tasarımına gelecek olursak, açıkçası telefonun tasarımı A7'den pek farklı değil. Fakat onu farklı kılan şey ise burada gördüğünüz 4 kameralı ilk segmentli Samsung telefonu oluşu. Kamera işlevleri oldukça iyi. Lansman sırasında bize birkaç görüntü ve video gösterdiler. Onları izleme fırsatına eriştik. Gayet işlevsel özellikler barındırıyor içerisinde. Bu yüzden Instagram'da fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi seven insanların mutlaka kaçırmayacağı bir telefon olduğunu düşünüyorum Samsung Galaxy A9'un.